Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünya çapında büyük yıkımlara sebep olan salgınlardan bahsedeceğiz. İnsanlık tarihi boyunca sayısız salgınlar ve hastalıklar meydana gelmiştir. Bu hastalıklardan bazıları çok etkili olmasa da dünya çapında ciddi sayıda vakayla ve ölümle sonuçlanmış salgınlar vardır. Bu salgınlardan bahsetmeden önce hastalıkların ortaya çıkmasına ve salgına dönüşmesine sebep olan virüslerin ne olduğundan ve insanlara nasıl geçebileceğinden kısaca bahsedelim. Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen, böylece replike olabilen, göz ile gözükmeyecek kadar küçük olan mikroskopik enfeksiyon etkenleridir. Kendi metabolizmaları olmadığından tek başlarına üreme yetenekleri de yoktur. Canlı bir hücre ararlar. Yani virüs, canlı bir hücre olmadığı sürece yaşayamaz. Virüsler, İnsanlara, hayvanlara, hatta bitkiler gibi her türlü canlı şekillerine bulaşabilirler. Virüslerin sebebiyet verdiği en belirgin hastalıklar, özellikle kış aylarında yakalandığımız soğuk algınlığı, grip ve türevleridir. Birçok insan virüsler ile bakterileri karıştırmaktadır. Bakteriler, virüslerin tam tersine canlı varlıklardır. Bakteriler hemen hemen her yerde yaşarlar. Dağların tepelerinde, okyanusların dibinde, diğer canlı ve cansız cisimlerin dış yüzeylerinde hayatlarını sürdürebilirler. Üstelik birçok bakteri son derece ekstrem koşullarda da hayatta kalabilir. Örnek vermek gerekirse, aşırı tuzlu, aşırı asidik, aşırı bazik, yüksek radyasyon olan, aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda hayatta kalabilirler. Tekrar virüslere dönecek olursak, tarihimiz boyunca insanlığın en büyük çaresizliklerinden biri hastalıklar ve bu durumun salgınlara dönüşmesi olmuştur. Durum böyleyken, günümüzde geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve yaklaşık 10 haftalık kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran koronavirüsü de buna bir örnektir. Bugünün dünyasında gelişen teknolojiye, ilaçlara ve tedavilere rağmen yayılmaya devam etmekte olan bu virüs, tarihimizin ilk pandemisi olmadığı gibi son pandemisi de olmayacaktır. Şimdi de dünya tarihine damga vuran gelmiş geçmiş en büyük salgınlardan bahsedelim. Kolera. Vibrio klorür isimli bakterinin sebep olduğu, ciddi bağırsak enfeksiyonlarına bağlı olan, akut ve ishal ile kendini belli eden bir hastalıktır. Dünya tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşanmıştır. İlk kolera pandemisi, Asya kolerası olarak da bilinmektedir. 1800'lü yılların ilk çeyreğinde ortaya çıkan salgın, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılmıştır. Bu salgında yaklaşık olarak 100 bin kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Ancak 7 sefer tekrar eden bu korkunç salgının insanlık için en yıkıcı olanı 3. kolera salgınıdır. İlk salgından yaklaşık 25 yıl sonra 1852 yılında başlayıp 1860 tarihine kadar sürmüştür. Salgında yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetmiştir. 7 kez tekrarlanan kolera salgını 1827 ile 1975 yılları arasında tüm dünyaya yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğundaki en büyük kolera salgını 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında yaşanmıştır. Koleranın en temel sebebi içme sularının kirlenmesidir. Maalesef asıl sebebin bu olduğu 3. salgın gerçekleşene kadar anlaşılamamıştır. Koleradan en çok etkilenen yer ise Hindistan olmuştur. Günümüzde bile bakıldığında dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj Nehri, yapılan çalışmalara göre 1 litresinde 10 milyar zararlı bakteri barındırmaktadır. Ganj Nehri'nde yapılan test çalışmaları ile ortaya çıkan bu oran, insanın kullanabileceği ortalama bir suyun 500 bin katı kirli demektir. Hindistan'da yaşayanlar günümüzde bile bu suların kutsal olduğunu kabul edip gündelik işlerin hepsinde ciddi miktarlarda kullanmaktadırlar. 19. yüzyılda tanık olunan korkunç bir salgınla kolera Hindistan'dan Rusya'ya sıçramıştır. Kayıt edilen verilere göre sadece Rusya'da 1 milyon insan bu salgın ile hayatını kaybetmiştir. Daha sonra kolera tüm Avrupa'ya yayılmış, en son Amerika'ya bulaşmıştır. Vakalar hızlı şekilde tespit edilip tedavi edilmediği takdirde hastalık bulaşan kişilerin ölüm oranı ortalama %10 olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu 7 salgında ölen insanların sayısı kesin olarak bilinmese de yaklaşık en az 2 milyon kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Kolera hastalığı
ölüm riskinin yüksek olduğu ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan bir hastalıktır. Kolera ile ilgili yapılan çalışmalarda her ne kadar bazı ülkeler aşı üretmiş olsalar da söz konusu olan aşıların koleraya karşı dirençli bir bağışıklık sağladığını tam olarak söylememiz mümkün değildir. Günümüzde hala tam anlamıyla istenilen seviyeye ulaşamayan aşılar birçok ülkede de kullanılmamaktadır. İspanyol gribi. Bir diğer adıyla İspanyol nezlesi olarak adlandırılır. 100 yıl önce ortaya çıkan bu virüs salgını H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türüdür. İspanyol gribi ilk kez 1918 yılında Amerika'nın New Mexico eyaletinde tespit edilmiştir. Salgından Osmanlı İmparatorluğu dahil tüm dünya ciddi şekilde etkilenmiştir. Ölümcül grip o zamanlar Hindistan'ın %5'ini yani yaklaşık 17 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Amerika'da ise her 3 kişiden birine bulaşan hastalık toplamda yaklaşık 700 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. Hastalığın en kötü etkilediği yerlerden biri olan Fiji Adaları, bir hafta içinde tüm nüfusunun %15'ini kaybetmiştir. Bu salgına dönemin önemli isimlerinden yakalananlar olmuştur. Bunlara Max Weber, Gustav Klimt ve İspanya Kralı Alfonso'yu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a hareket etme hazırlıkları içerisindeyken bu hastalığa yakalanmış, hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlatmıştır. İspanyol nezlesi bütün dünya etkisi altına aldığı gibi İstanbul'u da ciddi şekilde etkilemiştir. Öyle ki Nazım Hikmet dizelerinde İspanyol gribinden ve etkilerinden bahsetmiştir. Bu grip 500 milyondan fazla kişiye bulaşmıştır. 18 ay içinde 50 ile 150 milyon arası insanın ölümüne sebep olmuştur. O zamanki dünya nüfusuna bakıldığında bu ölüm sayısı dünya nüfusunun %15'ine denk gelmektedir. Bu durum, insanlık tarihinin bilinen en büyük salgınlarından biri olmasına neden olmuştur. İspanyol gribinin dikkat çekici bir özelliği ise, zayıflardan, yaşlılardan ve çocuklardan çok, sağlıklı genç erişkinleri ciddi şekilde etkilemiş olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimine yakın ortaya çıkan virüs, bazı tarihçilere göre 4 yıl sürmüş olan savaşın sona ermesinde büyük rol oynamıştır. Veba salgını. Kara ölüm, kara veba ya da büyük veba salgını olarak adlandırılır. 1347-1350 yılları arasında tüm Avrupa kıtasında büyük yıkımlara yol açan salgındır. Kara veba, Asya'nın güneybatısından başlayıp 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Sadece 14. yüzyılda veba salgını yaklaşık 200 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. Orta Asya'da başlayan salgın, Moğolların Asya'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyayı işgal etmesi nedeniyle çok daha geniş coğrafyalara yayılmıştır. Kara ölüm, Avrupa nüfusunun üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Günlük yaşamın belirsizliği, insanları o günü yaşamaya itmiştir. O zamanlar hastalığa yakalanan birisine ölmüş gözüyle bakılıyordu. Salgın sırasında zengin insanlar kır evlerine kaçarken, fakirler ise hastalıkla iç içe kaderlerini yaşıyorlardı. Varlıklı insanlar evlerine dönmeden önce yaşayacakları yeri tütsülerle ve sülfürle ilaçlıyordu. Hatta bununla da yetinmeyip eve fakir birini yerleştiriyorlar ve bir süre sonra o kişi hayattaysa, hastalık belirtisi yoksa evlerine yerleşiyorlardı. Veba salgınının görüldüğü yerlere karantinalar uygulanmaktaydı. Karantina kelimesinin kökeni İtalyancadır ve 40 gün anlamına gelmektedir. Dünya tarihi boyunca insanlar hemen her yüzyıl içinde salgın hastalıklarla karşı karşıya gelmiştir. Bunlardan bazılarına kısa sürede önlem alınıp çözümler bulunsa da veba, kolera, İspanyol gribi gibi salgınlar milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştur. Günümüzde ise Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kabus gibi dünyamıza yayılmış durumda. Virüs 3 ay gibi kısa bir sürede tüm dünya ülkelerini maalesef esir aldı. Henüz ilacının ve aşısının bulunamaması sebebiyle salgının ne zaman biteceği kestirilemiyor. Sosyal izolasyonun çok önemli olduğu koronavirüs salgını belirli bir zaman içinde kontrol altına alınsa dahi uyulması gereken tedbirleri mutlaka bir süre daha devam ettirmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sağlık ve mutluluk dolu günlerde buluşmak dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.